Evet Maksat Muhabbet programında bu defa Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının çarşamba ayağıyla devam edeceğiz. Evet Atletico Madrid Leicester'la başlayalım. Sen Leicester'ı bilirsin, seversin alicim Bir kere orada gittim o kadar. Bittin oralarda gezdin. Ranieri döneminin son döneminin en önemli sıkıntısı gol atamamalarıydı bir türlü. Şimdi çok rahat pozisyona girip çok rahat gol atıyorlar. Buna karşın savunmada da çok daha fazla pozisyon veriyorlar. Atletico Madrid atar, gol atar. Atletico Madrid gol atar. Atletico Madrid maçı kazanır. Mesela Leicester City'nin düşüşündeki ana sebep Kante'nin takımdan ayrılmasıydı. Yani Kante bu sene de şampiyon işte. Geçen sene de şampiyon. Her sene şampiyon Kante yani. Abi motoru neymiş? Kante işte. demiş ki ilk şampiyonluktan sonra bundan sonra inşallah her sene diye. Hakikaten öyle. <laughs> hakikaten. Atletico Madrid de zaten Leicester'ın oynadığını benzerinin yakınını İspanya'da oynayarak şampiyon olmuş, şampiyon finaline çıkmış bir takım. Ranieri'nin oynattığı evet. Leicester oyunu Diego Simone'nin. Ama artık ikisi de farklı oynuyor. O yüzden farklı bir maç olacak. Yani herkes sıfır 0, 0 falan diyor da zannetmiyorum. Ya şimdi aslında Atletico Madrid'in evet son belki 5-6 senedir falan daha ayrı bir pozisyonda, ayrı bir rolü var şu anda La Liga'da ve Avrupa Futbolu'nda ama ee, işte ilk Simeone takımın başına Manzano'dan sonra geldiğinde takımın içinde bulunduğu durum işte borç durumu, Ağlan, ekonomik kadar durumu <laughs> Ardın'ın zayıflaması falan filan ama Canan abi... Karatay mı Diego Simone mi? <laughs> Simon. Soruyorum ee, Abi şimdi orada bir hikaye var Leicester'ınki ayrı bir peri masalı ama işin içinde taktiksel bence sanki bu arada bir usta çırak ilişkisi hani arkadaş sen burada yenisin gibi bir inceden bir Leicester ben tokatlayacağını düşünüyorum Atletico Madrid'in. iki maç üzerinden düşündüğümüzde. UEFA turnuvalarında Şampiyon Ligi, Kupa Galipleri, Rahmetli Kupa, işte UEFA Ligi, UEFA Kupası. En çok hangi şampiyon kulüpler? İki takım maç yapmıştır sence? En çok hangi iki takım karşılaşmıştır? Beşiktaş hmm. Beşiktaş Dinamo Kiev'i <laughs> anlatacağım seni. Yok. Kahveyi dökeceğim üzerine. <laughs> gerçekten bak Kim böyle şuradaki adam bile kızacak biraz daha. Yani gelecek göreceğin işte o zaman bu tokatlamayı. Kim hocam? Kim hocam? Bayern Münih Kim, Real Bayern Madrid mi? tabii ki o maçı konuşacağız Hı, çünkü. Yol Tamam yatıyorum. onu biliyorum da şimdi evet, tamam. istatistiğe hakimim hocam. <laughs> Bayern Münih tarihinde en farklı yenilgi Avrupa kupalarında üstelik Guardiola teknik direktörüyken Real Madrid karşısında almıştı. O zaman hocası kimdir Real Madrid'in? Ancelotti. Ancelotti. Şimdi Bayern hocası Ancelotti. Ancelotti büyük kurt hoca. Çok büyük tecrübe. Dortmund'da 4 gol atmak. Bayern Münih Real Madrid derbisinden önce bunu başarmak. Ee, bazı oyuncuları dinlendirme fırsatını da bulmak. Çok önemli. Bayern Münih çok avantajlı geliyor buradan. Real Madrid ise yıpranmış geliyor. Lig maçı, puan kaybı, Atletico Madrid'le oynamanın verdiği aşırı yorgunluk. çok yorar adamı. Yani. Hani Real Madrid dünyayı yener, Almanya'ya gelince bu mu gibi söner diye laf var. Ben uydurdum şimdi. Yani Almanya'daki galibiyet, Almanya depresyondaki galibiyet oranları çok düşük. Bunu da söyleyeyim sana. İki kurt hoca var. Yani Ancelotti bir tarafta, diğer tarafta da genç olarak kurt. Neden? Çünkü Ancelotti'nin yardımcısıydı Zidane. O da çok kafa karıştırılan evet. bir etken maçla alakalı. Zidane her şeyini biliyor. Ancelotti'nin ne hamle yapacağı Abi o detaylar ediyor. bence çok ciddi faktör olabiliyor ya bu tarz karşılaşmalarda. Peki şimdi e, bir tarafta Real Madrid, her maçta gol atan bir Real Madrid var. Diğer tarafta Bayern iç sahada boş geçmiyor. E, diğer karşılaşmalarla ilgili böyle tahminlerin oldu. Bu maçta nasıl gol senaryo bekliyorsun? Ya karşılıklı gol diyorum da öyle iki kaleci var ki iki kalede. Bilmiyorum. Sen ne diyorsun bu maça? Karşılıklı gol mü diyorsun? Abi karşılıklı gol diyorum tabii ya. Zaten o aslında hani çok dünyanın en parlak yorumu olmaz yani. Yok canım, Ama... ne alakası var? Ee... Fikrini söylüyorsun. Abi ben ben net karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Çok zevkli bir maç olur. Yani yine Avrupa Şampiyonlar Ligi gibi klasikleri adına Real Madrid Bayern Münih maçları her zaman için çok şey vaat ediyor. Hani bizim de vaadimiz en fazla sizler kadar. Yani gol olur maçta. Real Madrid Bayern Münih Liverpool. Üçünde de oynamış oyuncu kim var? vefasız adam nasıl unuttun Çabi Alonso'yu. Bir dahaki program soracağım. Bir ya. de büyük Çabiciğim ya. veda et veda. Evet. Böyle sen sevdin de Çabi Alonso seni hiç sevmeyecek artık. Baba ben sana büyük tapıyorum adam. Babamız bizi hiç sevmedi diye şarkısı var Babazula'nın. Onu çalarak bitirelim hadi bakalım. Çal bağlamayla. Babazula'dan babamız bizi hiç sevmediyle <laughs> sizlere veda ediyoruz. Şampiyonlar Ligi haftası kaçırmayın. Çok güzel maçlar var.